Bugün kara deliklerden konuşacağız ama ne yazık ki göstermek için size bir kara delik getiremedim yanımda. Aslında düşününce iyi ki de getiremedim. Eğer beni içine çekmesinden endişelendiğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ondan değil, spagettileştirilmek istemediğimden. Bir anda böyle yemek programı sunacakmışım gibi oldu ama öyle değil. Doğada çok ilham kaynağı var. Mesela bu çorba. Onu karıştırırken oluşan girdap bana kara delikleri hatırlatıyor. Çünkü kara deliklerde benzer şekilde etraflarındaki materyali böyle spiral çize çize içerisine doğru çekiyorlar. Fakat kara deliklerle ilgili çok yanlış anlaşılma var. Spagettileşmeyi anlamak için önce bu yanlış anlamaları düzeltmemiz lazım. Einstein'ın kütle çekimini anlatan bir sürü kitap var. Fakat içlerinden biri başyapıt olarak öne çıkıyor. Gravitation. Yazan 3 isimden birinin adını eminim daha önce duymuşsunuzdur. Kip Thorne. Hani ilk defa böylesine gerçekçi bir kara delik görüntüsüyle sinemaya damgasını vuran Interstellar filminin danışmanı. İşte bu görüntüyü mümkün kılan o denklemler bu kitapta. Einstein'ın kütle çekimini oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor. Anlatıyor da bizim için biraz fazla detaylı. Ama yazarlarından Wheeler'ın altın harflerle yazılan tek bir sözü bizim için neredeyse bütün kitabı özetliyor diyebiliriz. Uzay zaman maddeye nasıl hareket edeceğini, madde de uzay zamana nasıl büküleceğini söyler. Yaz bunu, güzel laf bu. İşte size tek cümlede Einstein'ın kütle çekim teoremi. Bu bize şunu söylüyor. Bomboş, düz bir uzayda bir madde hareketine olduğu gibi devam eder. Onu yavaşlatan, durduran bir şey olmadığı sürece öylece yoluna devam edecektir. Fakat her madde uzay zamanı bir miktar büker. Dolayısıyla önüne başka bir madde çıkacak olursa doğrudan ona denk gelmese bile onun büktüğü uzay zamanla karşılaşabilir. İşte böyle olduğunda maddenin bu bükülmüş yolu takip etmekten başka seçeneği yoktur. Tıpkı bizim otoyollarımız gibi aslında. Şehirler arası giderken büyük dağların etrafında bükülen dolanan yolları takip ederek ilerlemek dışında bir seçeneğimiz yok. Dağın içerisinden öylece geçip gidemiyoruz. Yani geometri nasıl gideceğimizi belirliyor. Geometriyi de içerisinde neler olduğu. Ve kara deliklerde bunun bir istisnası değil. Onlar sadece son derece sıkışık cisimler. Öyle ki bütün dünyadan bir kara delik yapmak isteseydik yalnızca bir küp şeker boyutunda olurdu. Tabii küp olmazdı da bir bilye olurdu çünkü küresel bir geometriye sahip olmak zorunda. Fakat dünya pat diye bir anda bu boyutlarda bir kara deliğe dönüşecek olsaydı Güneş sistemindeki her şeyi bir anda süpürge gibi içerisine çekmezdi. Hatta neredeyse kısa sürede hiçbir şey değişmezdi. Kara deliklerle ilgili böyle bir algı olsa da bu pek doğru değil. Esas farkı yaratan şey kütle. Uzay zamanı kütle büküyor. Aslında bu bilye yani dünya boyutlu kara delikte dünya da aynı kütleye sahipler ve uzay zamana benzer bir etkileri var. Fakat kara delik çok sıkışık olduğu için ona çarpmadan kütle merkezine çok daha fazla yaklaşabiliyoruz. Dünyada aynısını yapmaya çalıştığımızda altımızda koskoca bir kaya var. Hem inat edip içeriye doğru kazmaya başlasak bile bu sefer üzerimizde kalan kütle bize geriye doğru bir çekim uygulayacak. İstediğimizi elde edemeyeceğiz. İşte kara deliklerde farkı yaratan şey bu sıkışıklığın tanıdığı yaklaşabilme imkanı. Bu arada kalan mesafeyi de gezebiliyoruz. Yani çok daha bükülmüş bir geometride hareket edebiliyoruz. Tıpkı çok dik bir dağa tırmanmak gibi. Bu noktadan yani bu yüzeyden sonrasıysa olay ufku. Artık oradan ışık hızında dahi kaçabilmek mümkün değil. Daha içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Çorbaya geri dönelim. Çünkü aslında girdap analojisi oldukça güzel. Bazen yıldızlar kara deliklerle yakınlaşmalar yaşıyor. Bu yakınlaşmalarda yıldız maddesi spiral çizerek kara deliğe doğru akıyor ve kara deliğin etrafında bir birikim diski oluşturuyor. Fakat tüm analojilerde olduğu gibi bu girdap örneğinin de açıklamakta başarısız olduğu bir nokta var. Ölçek. Kara deliğe ne kadar yakınken bunlar oluyor? Bunun sadece kara delikte olabilmesi için işte bu aralıkta bir yerlerde gerçekleşmesi lazım. Yoksa aynı etkileri dünyada da güneşte de görürdük öyle değil mi? Aslında benzer etkileri görüyoruz. Hatta dünya bunun bir sonucu. Güneş sistemi de oluşurken bir disk olarak oluşuyor. Zamanla maddeler topaklanarak gezegenleri oluşturmaya başlıyor. Hatta yine bir disk olan galaksi düzleminde oluşuyor. Fakat girdap örneğinin başarısız olduğu nokta işte tam olarak burada. Spagettileşme. Ne yazık ki çorbadan bir spagetti yapamıyoruz. Şu aralığa geri dönelim. Dünya için sadece buranın dışında gidip gelebiliyorduk. Fakat onu bir kara deliğe sıkıştırdığımızda bu aralığı da artık gezebiliyoruz. Bu aralığa biraz yakınlaşalım. Birazdan size basit bir kesir hesabı soracağım. 1 kilometrelik bir uzay gemimiz olsun. Epey büyük.
kara deliğin merkezinden de 1 kilometre uzakta olalım. Yani geminin ucu merkezden 1 kilometre, arkası ise 2 kilometre uzaklıkta. Kabaca bu geminin ucu ve kıçı arasındaki çekim kuvveti farkını bulmaya çalışalım. Çekim kuvveti uzaklığın karesiyle ters orantılı. Bu durumda başıyla kıçı arasındaki çekim farkı şu kadar olur. Bunu bir kenara koyalım. Peki kara deliğin merkezinden 1000 kilometre uzakta olsaydık ne olurdu? O durumda da böyle bir hesap yapardık. Sizce hangisi arasındaki fark daha büyük? Kara deliğe yakın olduğumuzdakinde çok çok daha büyük. Çünkü bu senaryoda aracın boyutu uzaklığa kıyasla oldukça büyük kalıyor. Eğer böyle bir durumda kara deliğe yaklaşacak olsaydınız, geminin başına uygulanan çekimle kıçına uygulanan çekim arasındaki fark o kadar büyük olurdu ki bir spagetti gibi uzardınız. İşte size spagettileşme etkisi. Kara deliğe yaklaştıkça önce gemiden gürültüler gelmeye başlar, sonra her şey titrer ve ardından da parçalanmaya başlar. Aslında bu sadece bir gelgit etkisi. Fakat öyle büyük ki dünyada suları yükselten ayın gelgiti gibi değil, sizi uzatıp parçalayacak kadar büyük. Fakat senaryomuza geri dönelim. Kara deliğin merkezinden ne kadar uzakta olduğumuzu söyledik de bu kara deliğin boyutu hakkında hiçbir şey söylemedik. Dünyanın kendi halini ve kara deliğe dönüştürülmüş halini hatırlayın. Küçücük bir bilyeye sıkışıyorsa eğer, tamam, bir kilometre yakınına gidebiliriz. Fakat ya bu kara delik devasa bir kara delikse? Belki de 1000 kilometre bir yarıçapa sahiptir. Öyleyse onun merkezine bir kilometre yakınlaşmam demek, olay ufkunun içine girmem demek. Bunu yapmam mümkün değil. O halde bu spagettileşme etkisi her kara delikte yok. Yani spagettileşme etkisi yalnızca küçük kara deliklerde görülüyor. Şimdi Interstellar filmini bir kez daha hatırlayın. Kip Thorne bir şeyler bilerek bunu yazmış. Yani kitabı demiyorum, onu bilerek yazdığı kuşkusuz da Interstellar'ı diyorum. Oradaki kara delik devasa bir kara delik. Gargantua, 100 milyon güneş kütlesinde. Dünya güneş arası mesafeyle kıyaslanabilecek bir boyuta sahip. Hal böyle olunca Gargantua'ya yaklaşsanız bile merkezinden hala o kadar uzaktasınız ki gelgit etkileri spagettileşmenize neden olacak kadar büyük değil. Bu sayede yörüngesinde yaşanabilir gezegenler var. Film tüm bunlar düşünülerek tasarlanmış. Jüpiter'in uydularından Io da öyle bir eliptik yörüngede dolanıyor ve Jüpiter'e o kadar yakın ki bu gelgit etkileri nedeniyle sıcak bir çekirdeğe sahip. Koca uydunun katmanları içeride çalkalanmaktan ısınıyor. Io güneşten çok uzakta olsa da ısınmanın bir yolunu bulmuş gibi duruyor. Hava soğuk mu? Yok, sıcak. İşte böyle hayatın nerede olacağını kestirebilmek çok zor. Ama gelgit etkisi ay sayesinde dünyaya hayat veriyor. Issızlığın ortasındaki Io'yu ısıtıyor ve belki ona da hayat veriyor. Yine aynı gelgit etkisi bir yıldız sistemini paramparça ediyor. Oradaki hayatın vakti gelmeden önce kaçmaktan başka bir şansı yok. Aynı etki basit bir kesir hesabıyla görülebilecek bir etki üstelik. Hayatı verdiği gibi geri de alıyor. Aldıktan sonra içeride neler olduğunuysa maalesef hiçbirimiz bilemiyoruz.